Önceki dönemlerde parlamenter sistemi yeni cumhurbaşkanlığı sistemine uyumlu hale getirebilmek için çıkarılan kanun hükmündeki kararnamelerde bilinçli olarak yapıldığını düşündüğümüz bir kararname var. 2 Temmuz 2018'de çıkarılan 703 sayılı kanun hükmündeki kararname, önceden valiler illerde devletin ve hükümetin temsilcisi ve aynı zamanda ayrı ayrı her bakanın mümessiliydi. Bu kararname ile vali sadece Cumhurbaşkanı'nın temsilcisi yapıldı. Buraya kadar hiçbir şey yokmuş gibi. Ancak 5 Mayıs 2012'de yayınlanan resmi bayramlarda yapılacak olan törenlere ilişkin yönetmelik ile uygulama birleştirildiğinde işin rengi değişiyor. Bu yönetmelikte ki 2012 yılı FETÖ'cülerin devlet kademelerinde en etkin olduğu yıllar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerinde Ankara dışında yapılacak kutlamalarda bölgenin mülki amiri açıkça tanımlanmış. Yani illerde vali, ilçelerde kaymakamlar törenlerin sorumlusu. Fakat 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Milli Eğitim İl Müdürlükleri ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri uhdesinde gerçekleştirilmekte. Bu fiili durumda mülki amirlerin yönetmeliğe aykırı davranmasına ve hükümete aykırı görüntü vermeme açısından valileri ve kaymakamları zor duruma düşürüp keyfi uygulamalara sebep olmaktadır. AK Partisi hükümetlerinin iktidara geldikleri günden bu yana özellikle resmi törenlerde ya geziye çıkmaları ya da hasta olma gibi bahanelerini bilen mülki amirler törenlere katılarak hükümet yöneticilerine ters bir görüntü vermek istemiyorlar. Geçtiğimiz 23 Nisan'da yaşandığı gibi bu 19 Mayıs'ta da benzer görüntülerle karşı karşıya kalabiliriz. Düzeltilecek uygulama belli. Ya 2012'deki yönetmelikte değiştirilerek açıkça 23 Nisan ve 19 Mayıs mülki amirlerin yapabileceğini tanımlamalı ya da 2018'deki kararnamede değişiklik yaparak valilerin her bakanlığın illerde ayrı ayrı temsilcisi olduğunu belirtmek ve bu durumdan rahatsız olan valileri ve kaymakamları rahatlatmak. Artık Cumhuriyet'in hepimizin ortak değeri olan kazanımlarımızla kavga etmekten bıkmadınız mı? Şimdi merak ettiğim şu, yeni bir resmi bayramımız daha oldu. Biliyorsunuz 15 Temmuz yönetmelikte bu bayramın tanımı da yok. Bu bayramı illerde ve ilçelerde kim düzenliyor? Bu bayramı tanımlarken hepimizin ortak değeri olan 23 Nisan ve 19 Mayıs'ı da doğru dürüst tanımlayın da yerli ve milli olduğunuza inanalım.